Yangın güvenliği kavramının alt sistemlerinden bir tanesi aktif yangın güvenlik sistemleridir. Bu sistemler yangın olayını en kısa sürede keşfetmek, bina kullanıcılarını uyarmak ve tahliyelerini sağlamak, itfaiye birimlerine haberdar etmek ve yangına müdahale etmek amacıyla kullanılırlar. Aktif yangın güvenlik sistemlerinin uygulanmasında bazı kişilere çeşitli sorumluluklar düşer. Sorumluluk sahibi olan bu kişiler proje müdürleri, Yapımcı firma, işletmeci kuruluş ve yapı sahibidir. Aktif yangın güvenlik önlemleri iki bölümde incelenebilir. Bunlar yangın algılama ve uyarı sistemleri, yangın önleme ve söndürme sistemleridir. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar aktif yangın güvenlik önlemleri, algılama sistemleri, uyarı sistemleri ve söndürme sistemleridir. Bu programı izledikten sonra Yangın algılama ve uyarı sistemleri nelerdir? Yangın algılama ve uyarı sistemlerinin bileşenleri nelerdir? Yangın önleme ve söndürme sistemleri nelerdir? sorularına yanıt bulabileceksiniz. Yönetmelikte yangın uyarı sistemi olarak bütüncül bir şekilde ele alınan sistemler yangın algılama, alarm verme, kontrol ve haberleşme fonksiyonları kapsarlar. Yangın algılama ve uyarı sistemlerinin temel olarak 3 işlevi vardır. Bunlar bilgilendirme, yetkili mercilere yönlendirme ve söndürme sistemini aktif duruma getirmedir. Yangın algılama ve uyarı sistemleri manuel, otomatik veya bir söndürme sisteminden aldığı uyarı ile devreye girebilirler. Binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğin 75. maddesi gereği yapı yüksekliği veya toplam kapalı alanı belirli değerleri aşan binalarda otomatik yangın algılama sistemlerinin kurulması zorunlu tutulmuştur. Bahsedilen ilgili değerlere ise yönetmenin ekler kısmında otomatik algılama sistemi gereken binalar başlığı altında yer verilmiştir. Yangın algılama ve uyarı sistemleri konvansiyonel ve adreslenebilir yangın algılama ve uyarı sistemleri olmak üzere ikiye ayrılır. Konvansiyonel yangın algılama ve uyarı sistemleri kurulu bulunduğu binada çıkan yangının sadece bölge bilgisini verebilen, insanları ses ve ışıklı şekilde uyarabilen elektronik sistemlerdir. Konvansiyonel sistemlerin tasarımında ilk olarak sistem panelinin kolay ulaşılabilecek yerde kurulması gerekir. Bunun ardından ise bir sistemin kurulacağı yerin, tesisin ve binanın sanal bölgelere ayrılması gerçekleştirilir. Bölgelendirme işleminden sonra kontrol panelinden her bölgeye algılama elemanının bağlanacağı hatlar çekilir. Bu hatlar üzerine ise algılama elemanları yerleştirilir. Adreslenebilir yangın algılama ve uyarı sistemleri ise tamamen elektronik ve programlanabilir sistemler bütününden meydana gelir. Bu sistemler yangının adresini kesin olarak bildirme esasına dayanır. Adreslenebilir sistemlerde her yangın algılama dedektörünün bir adresi bulunur bu da alarm veren dedektörün kolaylıkla panelden görünmesini ve yangın çıkış noktasının kolaylıkla tespit edilmesini sağlar. Bir yangın algılama ve uyarı sisteminin temel bileşenleri bulunur. Bu bileşenler giriş cihazları, çıkış cihazları, kontrol panelleri ve tekrarlayıcı panellerdir. Giriş cihazları ortamdaki riskli durumu algılayarak değerlendirme ünitelerine bilgi gönderen ve sistemi harekete geçiren ekipmanlardır. Uyarı butonları ve dedektörler bu cihazlardan bazılarıdır. Uyarı butonları, yangın kaçış yolları üzerinde kurulan ve el ile yangın uyarısına imkan veren butonlardır. Bu butonların yerleştirildiği noktalar hayati önem taşır. Bu yüzden butonların yerden en az 100 ve en fazla 130 santimetre yükseklikte bulunması gerekir. Dedektörler ise bir yangını algılayan ve yangın algılama sistemine haber veren cihazlardır. Genel olarak dedektörler, duman, ısı, alev gibi yangın yan ürünlerini algılayarak çalışır. Dedektörler algıladıkları duman, sıcaklık, alev ve gaz etkisine göre çeşitli türlere ayrılırlar. Dumanı algılayan dedektörlerin optik duman, iyonize duman ve ışın tipi duman dedektörü olmak üzere 3 çeşidi bulunur. Sıcaklık etkisine göre dedektörleri ise sabit sıcaklık dedektörleri, sıcaklık artış dedektörleri ve kombine dedektörleri olarak sıralayabiliriz. Yangın algılama ve uyarı sisteminin temel bileşenlerinden bir diğeri olan kontrol panelleri ve tekrarlayıcı paneller ise bu sistemlerin beyni niteliğindedir. Bunlara aynı zamanda değerlendirme ünitesi de denir. Kontrol panelleri diğer bütün bileşenlerden aldığı bildirimleri ayarlanmış durumlara göre kullanıcılara iletirler. Yangın algılama ve uyarı sistemlerinin son bileşeni olan çıkış cihazları ise sesli ve ışıklı uyarı cihazlarıdır. Bu cihazlar bir yangın algılanması gerçekleştiğinde kullanıcıları uyarmak için hem sesli hem de ışıklı ikaz verirler. Yapılarda meydana gelebilecek bir yangın olayı esnasında kullanılan yangın söndürme cihazları, yangın hortum dolapları, hidrantlar ve otomatik söndürme sistemleri gibi ekipmanlar oluşur. Bu sistemler yangın riski taşıyan mekanlarda yangının yayılmadan kontrol altına alınması veya söndürülmesi amacıyla geliştirilmişlerdir. Unutulmaması gereken nokta bu sistemlerde kullanılacak bütün ekipmanların sertifikalı olmasıdır. Yangın önleme ve söndürme sistemlerini sabit boru sistemleri, otomatik yağmurlama sistemleri, püskürtme sistemleri, köpük sistemleri, sabit kuru kimyasal söndürme sistemleri gazlı yangın söndürme sistemleri, yangın hidrant sistemleri ve taşınabilir yangın söndürücüleri olarak sıralayabiliriz. Sabit boru sistemleri genellikle A sınıfı yangınları su kullanarak önlemek amacıyla bina içerisine yerleştirilen sabit boru tesisatı, yangın dolapları ve hortumları gibi ekipmanlardan oluşur. Bu sistemler kuru sabit boru sistemleri, ve ıslak sabit boru sistemleri olarak iki gruba ayrılır. Otomatik yağmurlama sistemleri ise bir yangın durumunda itfaiye gelinceye kadar yangını sınırlandırmak için kurulurlar. Bu sistemler yangına erken tepki verilmesini ve yangının kontrol altına alınmasını sağlayan önemli sistemlerdir. Tavana yerleşik bir pozisyonda su püskürtmesi yapan bu sistemler yangın çıkması durumunda otomatik olarak devreye girerler. Yağmurlama sistemlerinin kendi içerisinde çeşitli sınıfları bulunur. Bunlar ıslak borulu yağmurlama sistemleri, kuru borulu yağmurlama sistemleri, deluj yağmurlama sistemleri ve ön hareketli yağmurlama sistemleridir. Bir diğer yangın söndürme sistemi olan püskürtme sistemleri ise esas olarak soğutma amacıyla çok miktarda suyun gerekli olduğu özel tehlike yerlerinde kullanılır. Bu yerlere parlayıcı sıvı ve gazların işlem gördüğü tesisler örnek verilebilir. Bu sistemlerde yer alan fıskiyeler suyu istenilen şekilde, istenilen yere büyük bir hassasiyetle göndermek üzere tasarlanmışlardır. Köpük yangın söndürme sistemleri ise genel olarak yanıcı ve sıvı kimyasalların ya da yakıtların söndürülebilmesinde kullanılır. Muhtemel gaz ve sıvı yangınlarının olabileceği ve diğer söndürme sistemlerinin etkili olamadığı durumlarda ise sabit kuru kimyasal sistemler kullanılır. Bu sistemlerde söndürücü madde kuru kimyevi tozlardır ve diğer sistemlere göre söndürme süreleri oldukça düşüktür. Bir başka yangın söndürme sistemi gazlı yangın söndürme sistemidir. Bu sistemler hem ortamın sıcaklığını düşürerek hem de ortamdaki oksijen miktarını yanma sınırının altına indirerek yangını söndürürler. Yangınlara dışarıdan müdahale edebilmek amacıyla yapıların etrafına yerleştirilen yangın hidrantları da yangın söndürme sistemleri içerisinde yer alır. Yangın anında itfaiye araçlarında bu hidrantlardan su ikmali yapılır ve bu hidrantlara hortumlar bağlanarak yangına müdahale edilir. Son yangın söndürme sistemi ise taşınabilir yangın söndürme cihazlarıdır. Herkesin bildiği bu cihazlar 8, 6 ve 12 kilogramlık tüpler halinde olurlar. Yangın söndürme cihazlarının cinsleri, sayıları ve konumları ise mekanlardaki risk durumuna göre belirlenirler. Yangın algılama ve uyarı sistemlerinin bilgilendirme Yetkili mercilere yönlendirme ve söndürme sistemini aktif hale getirme olmak üzere 3 temel işlevi bulunur. Aynı zamanda bu sistemlerin çeşitli temel bileşenleri vardır. Bunlar giriş cihazları, çıkış cihazları, kontrol panelleri ve tekrarlayıcı panellerdir. Yangın önleme ve söndürme sistemlerini sabit boru sistemleri, otomatik yağmurlama sistemleri, püskürtme sistemleri, köpük sistemleri Sabit kuru kimyasal söndürme sistemleri, gazlı yangın söndürme sistemleri, yangın hidrant sistemleri ve taşınabilir yangın söndürücüler olarak sıralayabiliriz. Bu sistemlerde kullanılan bütün ekipmanın sertifikalı olması zorunludur. Bu programda yangın algılama ve uyarı sistemleri nelerdir? Yangın algılama ve uyarı sistemlerinin bileşenleri nelerdir? Yangın önleme ve söndürme sistemleri nelerdir? sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Yangın ve Yangın Güvenliği ders kitabının 8. ünitesinde yer almaktadır.